Yolda durmak. Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Bandırma Yeşilçomlu mahallesinde, hemen köyün dibinde 5100 metrekare güzel bir tarlamız var. Bakın, yerimiz burası. Hemen bitişiği zeytinlik. Zeytinliğin hemen sınırında. Elektrik sorunu yok. Buradan elektriğinizi alabilir. Hemen burada ufak ufak çiftlikler var. Su var. Bakın, evet. Suyu var, elektriği var. Yerimiz dümdüz. Burası sınır. Hemen bu direğin oraya kadar gidiyor. Bu direğin oradan. Bakın, şurada tümseklik var. Hemen bir tarla, hemen bir bitişiğinde de bakın en son köyün evi var. Onu da gösterdik. Hemen köyün girişinde 5100 metrekare asfalta cepheli, çok güzel, çok düzgün bir tarla. Bandırmaya da yakın burası, değil mi? Evet. Bandırmaya da yakın. Manyas kuş cenneti manzaralı. Çok güzel. Göl olduğu gibi buradan görünüyor. Şu an gölü görüyorum. Şimdi kamerayı alıp yakın çekim yapacağım. Elektrik burada, normal elektrik kablosu da geçiyor. Yani trafo kurmadan elektriğinizi de buradan alabilirsiniz, değil mi? Tabii. Kanalizasyon da var burada. Evet, burada tabii. Bak, kanalizasyon da buradan geçiyor. Yani Bandırma'ya bağlı güzel büyük bir mahalle burası. Köyün bakın, kuş cenneti de hemen burada. Şimdi yakın çekimle de size göstereceğim. Burada ne olur? Burada bir çiftlik yapabilirsiniz. Burada ev yapabilirsiniz. Burada her şey olur. Köyün dibinde. Zaten burada efendim aşağı taraflarda tavukhaneler var. Biraz aşağıda. Bir 200-300 metre aşağılarda. Burada bir ev var. Bakın, burada birisi bir ev yapmış. Alt yapısı var. Elektriği var. Efendim, suyu var. Burada hayalinizdeki mini çiftliği burada yapabilirsiniz, değil mi? Evet. Olur. Merkezi bir konumda. Böyle gel, araba geliyor. Evet. Yerimiz burası. Yerimiz burası. 5100 metrekare. Fiyatını ekranın altına yazacağım. Göreceksiniz. Şimdi kamerayı alacağım. Şöyle Manyas Kuş Cenneti'ni, etrafını şöyle yakın çekimle size göstereyim. Evet değerli dostlar, buranın fiyatı efendim ekranın altına yazacağım. Evet, şöyle ben kamerayı alayım. Tarlamız burası. Böyle ileriye doğru gidiyor. Yerimiz dümdüz bir yer. Zeytinlik burada, sınır zeytinlik oluyor. Hemen yola geniş bir cephe. Diğer sınırda buradaki direk oluyor. Bakın, bu tümseklik, böyle sınır, böyle devam ediyor. Görüldüğü gibi hemen bitişiğinde ev var. Bakın, köyün girişi burası. Köyün girişi. Köy burası. Hemen şurada da bir, ileride bir tavukhane var. Bakın şurada. Göl manzaralı. Göl karşısı Manyas Kuş Cenneti olduğu Manyas'a gibi görünüyor. Gönen gözüküyor. Manyas gözüküyor. Güzel bir manzara. Buraya bir ev yaptığınız zaman gölü buradan bile görüyorsunuz yani. Ki kaldı ki bir yer yapsanız çok daha güzel göl görünür. Görüldüğü gibi Manyas Kuş Cenneti manzaralı. Güzel bir doğa. Burada çiftlik yapabilirsiniz. Mini bir çiftlik yapabilirsiniz. Burada hayalinizdeki efendim çiftliği kurabilirsiniz. Evet değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarlası sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun.
memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Cahit Sıtkı Tarancı'dan Memleket İsterim şiirini sizler için okudum. Saygılar, sevgiler.